Fikirler tarihinde bence piyano en dikkat çekici buluşlardan biridir. Bu günümüze kadar gelmiş en eski piyano. 1720 yılında piyanonun mucidi Bartolomeo Cristofori tarafından yapılmış. Klavsen, barok müziğinde kullanılan bir klavyeli çalgıydı. Klavsenin tuşlarına ne kadar güçlü basarsanız basın, çıkan ses hep aynı olur. Oysa ki piyano dokunmaya duyarlı bir enstrümandır. Çalan kişi tuşlara hafifçe dokunursa piyanodan alçak ses çıkar. Tuşlara tüm gücünüzle bastığınızda ise çıkan ses yükselir. İşte devrim yaratan fikir de tam olarak bu. Cristofori kayarak açılan bir düzenek tasarlamıştı. Bu sayede piyanoyu çalan kişi parmağıyla tuşa bastıktan sonra tuşun tele dokunduğu anı görerek kontrol edebiliyor ve sonrasında tuş geri çekildiğinde de telin sesi rahat şekilde çıkabiliyor. Tamamen içgüdüsel, çok hassas ve son derece içten. Piyano zamanla herkesin peşinden koştuğu bir enstrüman haline geldi. Misafir odalarında bulundurmak üzere aristokratların veya Tin Pan Alley'deki piyanistlerin aradığı bir şeydi. Ayrıyeten piyano, bekar kadınların özgürleşmesini de sağladı. Çünkü kadınlar piyano öğretmek için evlerinden dışarı çıktılar ve böylelikle finansal bağımsızlıklarını kazanmaya çalıştılar. Bana öyle geliyor ki, Cristofori'nin piyanonun bu kadar büyük bir fenomen olacağına dair hiçbir fikri yoktu. Ölümünden 40-50 yıl kadar sonra piyano yaygınlaşmaya başladı. Kayıtlardan önce konsere gitmenin çok pahalı olduğu zamanlarda bir piyano sahibi olarak müzikal eğlenceyle dolu bir dünyayı edinmiş oluyordunuz. Günümüzde bence artık bunu algılamak pek mümkün değil. Çünkü müzik ve sesler hayatımızın her yerinde. Fakat 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında istediğin müziği dinlemeni sağlayan sistem, yani günümüzdeki teknolojik müzik çalarların alternatifi piyanoydu.